Selam arkadaşlar. 11. sınıf DAF 9'dan devam edelim. Destek ve hareket sisteminde kalmıştık. Şimdi destek ve hareket sistemi kıkırdak, kemik, eklem ve kaslardan oluşuyor arkadaşlar. Bunları sırasıyla bizim destekliğimizi ve hareketimizi sağlayan sistemimizin ilk elemanından kıkırdak dokudan başlayalım. Şimdi kıkırdak dokunun hücreleri var, ara maddesi var. Hücreleri ne? Kondrosit. Ara maddesine ise kondrin denir. Şimdi kondrositler kapsül ile çevrilidir. Şöyle yazalım. Kapsül ile çevrilidir. Hatta şöyle bir kıkırdak dokuyu çizersek içerisinde şu kapsüllerin içerisinde ikili hücreler ya da şöyle tekli hücre, üçerli hücreler böyle grup halinde bulunabilir kapsüller içerisinde ve kondrinde kan damarı yoktur. Buna dikkat arkadaşlar. Bunun altını çizelim özellikle ve bağ dokudan difüzyonla beslenir. Muhakkak canlı doku olduğu için beslenmesi gerekiyor. Atıklarını da aynı şekilde uzaklaştırıyor. Ve memeli embriyolarında iskeletimiz ilk başta kıkırdaktı biliyorsunuz ve kıkırdak minerallerin birikimiyle bazı bölgelerinde kemikleşmeler başladı. Tabii ki hala eklem bölgelerimizde kıkırdak olarak kalan yerlerimiz var. Sadece kemik dokudan oluşmuyoruz. Ve hayat boyu da bazı yerlerimiz kıkırdak olarak da kalıyor. Şimdi kıkırdak doku düzgün yüzeyli, dayanıklı ve esnek olması nedeniyle eklem yüzeylerinde de kemiklerin hareketini de kolaylaştırıyor. Bunu da söylemiş olalım. Ve kıkırdak doku liflerine göre 3'e ayrılır. Şimdi ondan birazcık bahsetmiş olalım. Şimdi hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibroz kıkırdak olmak üzere. Hatta içerdikleri liflere göre, lif çeşidine ve lif miktarına göre de ayrılacak. Çünkü hiyalin kıkırdakta kolajen lif, bu liflerin hepsi protein yapılı arkadaşlar unutmuyoruz. Fibroz kıkırdakta da kolajen lif, elastik kıkırdakta elastik lif bulunur. Yani biz neye göre ayıracağız? Lif çeşitlerine göre ve lif miktarına göre hiyalin kıkırdak ve fibroz kıkırdağı da ayırmış olacağız. Şimdi ilk başta hiyalin kıkırdaktan başlayalım. Böyle sert, dayanıklı bir kıkırdaktır. Bizim embriyonik dönem iskeletimiz hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. Altını çizelim. Bunun yanında yetişkinlerde burundan başlayın arkadaşlar hiyalin kıkırdakta. Burnumuzda hiyalin kıkırdak. Aşağı doğru indik soluk borusu. Soluk borusu iki yana ayrılıyor. Bronşlara ayrılıyor. Akciğerlere geldiği zaman bronşlarda hiyalin kıkırdak dokusu vardır. Ama bronşlukta yoktur arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Bunun yanında kaburga uçlarında hatta burunu ekledik. Bronşu ekledik. Ve uzun kemiklerinde baş kısmında kemikleri işlerken yine değineceğiz bu kıkırdağa. Ve kolajen lif bulundurur dedik. Bükülmeye karşı dayanıklıdır ve kolajen lif dayanıklı bir liftir arkadaşlar. Sonra elastik kıkırdağa geldik. İsminden anlaşıldığı üzere bunların bükülme özelliği, esneme özelliği bulunuyor ve elastik lif bulunuyor. Kulak kepçesinden başlıyoruz. Kulak kepçesinden içeri doğru girelim. Kulak yolu. Orta kulağa doğru inelim. Östeki borusu. Östeki borusundan aşağı doğru inelim. Yutağı açılalım. Yutak bölgesinde gırtlak kapağı var. Epiglottis. Epiglottis'te de elastik kıkırdak bulunur. Şunu da ekleyelim. Epiglottis. Gırtlak kapağı. Evet. Geldik fibroz kıkırdağa. Fibroz kıkırdakta fazla miktarda kolajen lif içerir. Hani ne demiştik ilk başta? Lif içeriğine göre, çeşidine göre ve miktarına göre. Şimdi hiyalin kıkırdakta ve fibroz kıkırdakta ikisinde de kolajen lif var. Ama hangisindeki lif miktarı daha fazla hücre sayısına göre? Fibroz kıkırdakta. O yüzden basınca ve çekmeye karşı en dayanıklı olan kıkırdak fibroz kıkırdaktır. Basınca çekmeye karşı dayanıklıdır ve omurlar arası disklerde bizim vücudumuzu taşıyan sırt kısmımızda omurgayı oluşturan omurlar arasındaki diskler bu kıkırdaktan oluşmuştur ki sağlam basınca ve çekmeye karşı dayansın diye vücudumuzu dik tutsun diye. Hatta kemiklerin birbirine bağlayan ligamentlerde de bulunuyor. Köprücük kemiğinin olduğu bağlantı yerinde de bu fibroz kıkırdak bulunuyor arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. İkinci dokumuz kemik doku. Kıkırdak dokuda kan damarı bulunmaması önemliydi. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kemik dokuyla ilgili söyleyeceklerimiz nelerdir bakalım. Şimdi kemik doku yine hücreleri var, yine ara maddesi var. Hücrelerine osteosit, ara maddesine osein denir. Şimdi osteositler lokin denilen boşluklarda bulunuyor. Ve bunların
hücre artı ara maddesi dedik. Ara maddesinde organik ve inorganik maddeler bulunur. Hatta şöyle yapalım. Hem organik hem de inorganik maddeler bulunur. Organik maddenin yapısında kolajen lif bulunur. Ne demiştik bu lifler için? Protein yapılır. O yüzden organik yapısında bu bulunur. Kolajen lif var. İnorganik kısmında ise mineraller var. Kalsiyumlar, karbonatlar, bunların oluşturduğu bazı bileşikler, kalsiyum florür, magnezyum, potasyum gibi mineraller bulunuyor. Kalsiyum karbonat gibi bileşikler bulunuyor. Ve bu tuzlar kemiğe sertlik veriyor arkadaşlar. Organik kısım yumuşaklık verir, esneklik verir ama inorganik kısım mineraller sertlik verir. Bebekken bizim inorganik madde miktarına göre organik madde miktarı daha fazladır, daha esnektir vücut. Ama yavaş yavaş yetişkinliğe doğru gittikçe mineral birikimi arttığı için sertleşmeler başlar. Hatta yaşlı insanlarda da kırılganlığı da arttırır mineral birikimi gitgide arttığı için. Evet, yaş ilerledikçe ara maddenin organik kısmı azalır, inorganik maddelerin oranı artar. Bu da kırılganlığı arttırır. Ve kemik doku oluşumu nasıl gerçekleşiyor? Kemik doku ya bağ dokudan oluşur ya da kıkırdak dokunun mineral birikimiyle, sertleşmesiyle meydana gelir. Ve kemik doku yapımını sağlayan hücreler osteoblast, yıkımını sağlayan hücreler ise osteoklast olarak da adlandırılır. Bu da kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi kemik dokuyu ikiye ayıracağız. Şimdi bu süngerimsi kemik doku ve sıkı kemik ya da sert kemik doku olmak üzere ikiye ayıracağız. Süngerimsi kemik doku sünger gibi, yani arada boşlukları var ve gözenekli bir yapısı var. Bu boşluklar kırmızı kemik iliği ile doludur ve kırmızı kemik iliği tüm kemiklerde bulunur ve bunların kan hücresi üretme görevi vardır. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kan hücrelerini üretir. Bakın, kan hücreleri kan dokuya aittir. Kan hücrelerini kan doku üretmiyor, kemik doku üretiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bu dokuya yassı ve kısa kemiklerin iç kısımlarında, uzun kemiklerin ise baş kısımlarında rastlanır. Biraz sonra şekillerinden de göreceksiniz. Evet, devam edelim. Sıkı kemik dokusu pürüzsüz sert bir yapıya sahiptir. Aralarında boşluklar yoktur arkadaşlar, ya da yok denecek kadar azdır. Hafif boşluklar bulunur ya da hiç yoktur denir. Ve bu hücrelerin arasında boşluk bulunmamasından dolayı beslenmeleri de arada uzanan, dik uzanan ve yanal uzanan bazı kanalları var. Şimdi bu kanalların ismi. Burada da gördüğünüz gibi bakın, uzun kanallar Havers kanalları, enine kanallar Volkmann kanallarıdır. İçerisinde kan damarları, sinirler bulunur ve osteosit denilen hücrelerin beslenmesini sağlıyor. Ve hücreler bu kanalların etrafındaki osteosit yıldız şeklinde olarak adlandırılır. Bakın şurada, şimdi bu kanalın etrafında şöyle yıldız şeklinde osteositler halka etrafında diziliyormuş gibi, bu şekilde yuvarlak yuvarlak dizilişlerle osteon denilen yapıları oluşturur. Yani yuvarlak dizilişler o kanalın etrafında yer almaları osteon denilen yapıyı oluşturur. Buna dikkat. Ve burada da zaten bakın şöyle nokta nokta göstermiş, osteositler yuvarlak halka etrafında diziliyor. Bu yapılar osteon yapılarıdır. Evet, kan damarı sinir bulunur. O zaman kemik dokuda kan damarı bulunur. Kendisini besleyen damarları var arkadaşlar. Kısa ve yassı kemiklerin dış kısımlarında, uzun kemiklerin yoğun olarak gövde kısmında ama baş kısmında da bulunur. Baş kısmında da bulunur diye not edelim. Sadece gövde bölgesinde değil, bunun baş kısmında da bulunur. Dani, bunun bir öncesini kesersin. Dilim fena sürçtü. Şurayı tekrar alacağım. Sıkı kemik dokuyu baştan alayım. Bir dakika. Dur. Evet, ikinci dokumuz sıkı kemik. Yani kemik doku. Pürüzsüz sert bir yapıya sahiptir. Ve burada boşluklar yoktur arkadaşlar. Bu osteositler arasında, ya da yok denecek kadar azdır da diyebiliriz. Ve bunların boyuna kanalları ve enine kanalları var. Yani kan damarları ve sinirleri içeren bazı kanalları bulunur ki bu hücrelerin beslenebilmesi için. O yüzden kemik dokuda kan damarı bulunur arkadaşlar. Ve bu Havers kanalları dediğimiz boyuna kanallar, enine kanallar dediğimiz Volkmann kanalları bulunur. Ve bu kanalların etrafında bakın arkadaşlar şöyle halka şeklinde diziliyor osteositler. Yıldız şeklinde osteositlere isimlendiririz.
yıldıza benzetilmiş ve halka şeklinde diziliş gösterdiği yapıya biz osteon diyoruz arkadaşlar. Evet, burada başka değineceğimiz nokta ne? Kısa ve yassı kemiklerin dış kısımlarında, uzun kemiklerin gövde kısmında ve baş kısmında da bulunur arkadaşlar. Sadece gövde kısmında değil. Evet, şimdi devam edelim. İskelet sistemini vermiş. Uzun kemik, kısa kemik, yassı kemik ve düzensiz şekilde kemikler olarak iskeletin yapısına katılan kemikler gösterilmiş. Belli başlı kemiklerimiz, yani bir uzun kemiğin de baldır kemiğinin, kaval kemiğinin, uyluk kemiğinin bir uzun kemik olduğunu bileceğiz. Bunun yanında el, ayak, parmak kemiklerinin, bilek kemiklerinin kısa kemik olduğunu bileceğiz. Kafatasının, işte göğüs kemiğinin, kürek kemiğinin bir yassı kemik olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Yüzümüzdeki birçok kemiğin ya da omurgamızdaki kemiğin düzensiz şekilde kemik olduğunu bileceğiz. Belli başlı örneklerimiz olacak. Evet, geldik uzun kemiklere. Kemik çeşitlerini anlatalım. Şimdi uzun kemikler kol ve bacak kemikleridir. Hatta el ve ayak, parmak kemiklerini de ekleyelim. Yani boyu eline göre fazla olan kemiklerdir. Burada uzun şekil olarak, uzun olarak ifade edildiği için uzun kemik olarak isimlendirilmiş. Baş bölümü süngerimsi kemik dokudan, gövde bölümü ise sert kemik dokudan oluşur demiş. Şimdi biz uzun kemiği çizdiğimiz zaman ilk üç kısımda inceleyeceğiz. Bu baş kısmı, uç kısımları, bir de orta kısmı, gövde kısmı olarak. Baş, gövde, baş kısmından oluşur diyeceğiz. Bir de bu sadece uzun kemiğe ait olan bir yapı var. Hatta iki yapı var. Burada ilik kanalı var orta kısımda. Bu ilik kanalı sarı kemik iliği ile doludur. Ve sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur. Bir de şu baş kısmına yakın olan boyunu uzamamızı sağlayan epifiz plağı da sadece nerede bulunuyor? Uzun kemiklerde bulunuyor. Şimdi bu yapılara birazcık şöyle bakalım. Şimdi en dıştan bütün kemiklerde olan dış kısım periost denilen bir zarla çevrilidir. Periostu burada göstermiş. Periost ne işe yarar? Bütün kemiklerin dış kısmında bulunur. Koruma görevi var. Bunun yanında onarım yapma görevi var. Kemik kırıldığı zaman ya da zedelendiği zaman onarım da yapabiliyor. Kemik hücresi üretebiliyor. Bunun yanında kemiğin enine büyümesini sağlayan bir yapıdır. Kemiğin beslenmesini sağlayan bir yapıdır. O yüzden periost kemik doku için önemlidir. Bu kemik zedelendiği zaman, periost zedelendiği için ağrılar hissediliyormuş arkadaşlar. Kan damarı ve sinir bakımından da zengindir. O yüzden ağrıları hissedebiliyormuşuz periostun zarar görmesinden dolayı. Ve onarım da bu şekilde yapabiliyoruz zedelenen kısımda. Ve enine büyümeyi de sağlıyor. Bütün kemiklerde periost vardır ve enine büyüme bütün kemiklerde bulunur. Şimdi baş kısmından başlayalım. Baş kısmında bakın şöyle nokta nokta gözenekli bir yapı var. Bu süngerimsi kemik doku ve baş kısmında yoğun olarak böyle boşluklu yapısı var. Kırmızı kemik iliğiyle doludur boşlukları demiştik. Ve kırmızı kemik iliğinin görevi kan hücrelerini üretmekte. Ve baş kısmında bir şöyle yarık gibi gösterelim. Hiyalin kıkırdaktan oluşan bir epifiz plağımız var. 22-23 yaşlarına kadar kıkırdak olarak kalır ama bu yaştan sonra yavaş yavaş bu yaşlarda kemikleşmeye başlar. Kemikleşme olmasının sebeplerinden biri de ergenlikle beraber bazı hormonların daha aktife olmasıyla bu epifiz plağının kemikleşmesi söz konusuymuş. O yüzden ergenliğe erken giren kız ve erkeklerde boy uzaması, kemikleşme erken başladığı için bu hormonların etkisiyle epifiz plağı erken kemikleşiyor ve boy uzaması da erken yaşlarda durmuş oluyor. Ve epifiz plağı sadece uzun kemiklerde bulunur, boyuna uzamayı sağlıyor. Enine uzamayı periost, boyuna uzamayı ise epifiz plağı sağlıyor. Kemikleşince boy uzaması duruyor. Sonra geldik gövde kısmına. Gövde kısmında yine en dışta bakın periost, onun altında şu sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur dedik. Ve sarı kemik iliğinin görevi yağ depolamaktır. İhtiyaç anında bir kaza olduğu, bir kansızlık olduğu zaman da kırmızı kemik iliğine yardımcı olarak kan hücrelerini üretme görevi de bulunur. Bu periostun altından başlayarak sarı kemik iliğine kadar uzanan kısım sıkı kemik.
Bakın sıkı kemik gövde kısmında daha yoğun olarak bulunur ama baş kısmında da periostun altında bulunur arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Ve sıkı kemik dokuda osteositler bakın boyuna kanalların etrafında şöyle osteonlar olacak şekilde halka şeklinde dizilmiştir. Enine kanallar ise Volkmann kanallarıdır. Onları bu şekilde bu bölgede gösterme şansımız var. Evet, burada şimdi dikkat etmemiz gereken kemik zarına periost dedik. Kemiğin enine büyümesini sağlıyor, onarım yapıyor, kemiğin beslenmesini sağlıyor. Kan damarı ve sinir bakımından da zengindir. Uzun kemiklerin uç kısmı gövde kısmı arasında belli bir yaşa kadar epifiz plağı bulunur. Bu yapı kemiğin boycu uzamasını sağlar. Kemikleşme olunca boy uzaması duruyordu arkadaşlar. Evet, kısa kemiklere geldik. Kısa kemikler eni, boyu, kalınlığı hemen hemen eşit olan kemiklerdir. Ve dış kısmında sert kemik doku. Bilek kemiklerini örnek veriyoruz. El ve ayak bilek kemiklerini. Şöyle yapalım. En dışta periost. Onun altında sıkı kemik. İç kısmında ise süngerimsi kemik. İlik kanalı ve sarı kemik iliği içermez. Zaten sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunuyordu. Bilek kemiklerini de kısa kemiklere örnek olarak verebiliriz. Evet, geldik yassı kemiklere. Yassı kemikler levha şeklindedir. Genişliği fazla olan kemiklerdir. Ve kısa kemiklere benziyor yapısı. Şöyle bir kürek kemiği çizelim. En dışta periost, yine kemik sarı. Altında sıkı kemik, iç kısmında da süngerimsi kemik bulunur. Ve yine ilik kanalı sarı kemik iliği yok. Kafatası, kürek kemiği, kaburga kemiği, göğüs, kalça kemikleri bu yassı kemiklere örnek olarak gösterilebilir. Düzensiz şekilli kemikler belli bir şekli olmayan, değişik çıkıntılara sahip olan kemiklerdir. Ve omurlar, çene kemikleri, düzensiz şekilli kemikleri örnektir. Dizdeki bazı kemikler de yine örnek olarak verilebilir. Evet, birinci örneğimiz geldi. Şimdi süngerimsi kemik doku hangilerinde bulunur diyor. Şimdi süngerimsi kemik doku tüm kemiklerde bulunur ama yapı olarak nerelerinde bulunur onlara değinmiş. Uzun kemiklerin gövdesinde bulunur mu? Yok. Uzun kemiklerin baş kısımlarında bulunuyor. Orta kısmını, gövde kısmında bulunmuyordu. O yüzden bunu eledik. Uzun kemiklerin baş kısmı evet aldık. Kısa kemiklerin iç kısmı yassı kemiklerde de kısa kemiklerde de iç kısmında olduğunu söylemiştik. Gösterdik zaten. Cevabımız 2 ve 3 Denizli. Evet, geldik ikinci örneğimize. Aşağıdakilerden hangisinde uzun kısa yassı kemiklerin örnekleri doğru verilmiştir? Şimdi bakıyorum, uzun kemik göğüs kemiği, yassı kemik, kaval kemiği, uzun kemik pazu, uzun kemik kolumuzdaki, kaburga kemiği, evet baldır kemiği de uzun kemik. Şöyle 3 tanesinde tik atalım. Kısa kemik, kürek kemiği, yassı kemik eledik. Bilek kemikleri evet olur. Bilek kemiği şu ikisi olur. Yassı kemik uzman ayıracak. Göğüs kemiği evet yassı kemik ama kaval kemiği uzun kemiktir arkadaşlar. O yüzden bu da gitti. Cevabımız Ceyhan. Evet, burada iskelet sistemimizi baş ve gövde olmak üzere eksen iskeleti olarak adlandırılır. Bir de üyeler, yani kollar ve bacaklardan oluşur ama şöyle bir şey var. Bu tabloyu birazcık düzeltelim. Bu gövde kısmında yer alan omuz kemeri, yani kürek kemiği ve köprücük kemiğinin oluşturduğu omuz kemeri üyelere aittir arkadaşlar. Bir de kalça kemeri, kalça kemiği, çatı kemiği ve oturga kemiği olarak adlandırılan kalça kemeri de üyelere aittir. Yani üyeler kol ve bacaklar, omuz kemeri bir de kalça kemeri olarak geçer. Gövde iskeleti, kaburgalar, göğüs, omurga, baş iskeletine ait de kafatası ve yüz kemikleri. Yani dediğim gibi baş ve gövde eksen iskeleti olarak adlandırılır. Bir de üyelerle omuz kemeri ve kalça kemeri alınır diyelim arkadaşlar. Düzeltmemizi de yaptık. Şimdi geldik iskeletin görevlerine. İskeletin görevleri her zaman karşımıza çıkar sınavlarda da. Vücudun dikliğini, dirençliğini sağlar, destekliğini sağlar. İç organları korur. Mesela göğüs kafesi kalbimizi ve akciğerimizi korur. Kafatası beynimizi korur gibi. İç organlara tutunma yüzeyi oluşturur ki
İskelet, iç organlar, mesela iç organlarımız, bizim kaslarımız iskeletin üst kısmındadır ya da onların aralarındadır. Tutma yüzeyleri oluşturur bu yüzden. Kaslar ve eklemlerle birlikte hareketimizi de sağlar. İçerdiği kırmızı kemik iliğiyle kan hücrelerinin üretimini sağlar demiştik. Bir de içerdiği bu inorganik kısımda yer alan minerallerle birlikte bunların depolanmasında da önemli bir yapıdır diyelim iskelet için. Ve iskeletin gelişimine etki eden faktörler, hormonlar büyük bir etkisi var. Çünkü tiroksin metabolizmayı etki eden bir hormondur. Çocuklarda işte zeka geriliği ve eksikliğinde cücelik görülür. Hatta fiziksel olarak da büyüme bakımından da iskelet bakımından da diğer yaşıtlarına göre geriden takip eder. Kalsitonin tiroid bez tarafından salgılanır. Paratormanda paratiroid bez tarafından salgılanır. Her ikisi de kandaki kalsiyum miktarını dengede tutar. Ama şöyle bir şey var. Kalsitonin tiroid bezi hormonudur. Kandaki fazla kalsiyumun kemiğe verilerek kemiğin dolayısıyla sertleşmesini sağlar. Kalsiyum ve fosfat geçişini de sağlıyor bu arada. Paratormon ise kandaki kalsiyum miktarı normalin altına düştüğü zaman kemiklerden kana doğru kalsiyum geçişini sağlıyor. Hatta kemiği yıkarak içindeki kalsiyumu alıyor. Kemiğin biraz gücünün düşmesine de sebep olabilir. Sertliğinin azalmasına sebep olabilir fazla salgılanırsa. STH büyüme hormonudur. Ve büyüme faktörü olarak geçer. Genel olarak vücudumuzda birçok yapı tarafından bu reseptör olarak içerir. STH'ın reseptörü vardır birçok yapıda bizim vücudumuzda. Ve özellikle kas, kemik, kıkırdak üzerinde büyük etkisi vardır da protein sentezini arttırmış oluyor. Ve bu şekilde de kas ve kemiklerin düzenli büyümesini ve gelişimini sağlar diyelim. Ve hatta daha devam ediyoruz. Hormonların etkisinden sonra minerallerle devam ediyoruz. Mineraller kemiklerin sertleşmesinde görevlidir. Kalsiyumdur, fosfattır, magnezyum gibi mineraller. Vitaminler de D vitamini kemiklerin mineralleri tutmasını ve sertleşmesini sağlıyor. Eksikliğinde mesela çocuklarda raşitizm, büyüklerde osteomalazi dediğimiz kemik rahatsızlıkları görülebiliyor. A vitamini kemiğin gelişiminde özellikle kemiklerin büyümesinde etkilidir. C vitamini eklem, bağ dokusu ve kemiklerin dayanıklılığında görevli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunun yanında genetik faktörler de etkili. Bunun yanında güneş faktörü de etkilidir. O yüzden kemik gelişimi için birçok faktör etkilidir diyelim. Bunlar en önde bilmemiz gereken faktörler. Şimdi geldik testimize. Aşağıda verilenlerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir? Şimdi az önce işledik. Bakalım, inorganik madde yani mineral deposudur. Doğru. Kaslar ve eklemlerle birlikte hareketimizi sağlar. Doğrudur. İç organlara bağlanma yüzeyi oluşturur. Bunu da söyledik. STH üretimini sağlar. STH üretimini hipofiz bezi yapar arkadaşlar. Vücuda diklik direnç sağlar. Doğrudur. Yanlış olan cevabımız Deniz'de. Evet, ikinci sorumuzda uzun kemiğin baş kısmı ile gövdesi arasında kemiğin boyuna uzamasını sağlayan bir kıkırdak yapı vardı. Yerin kıkırdak yapılı epifiz plağı. Nerede var arkadaşlar? Ceyhan'da var. Cevabımız Ceyhan. Evet, üçüncü sorumuzda insanda iskelet sistemini oluşturan kemiklerin görevleriyle ilgili. Verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi vücuda şekil verir, desteklik sağlar. En başta görevi. Çevreledikleri yaşamsal organları dış etkilere karşı korur. Beyni korur dedik, kalbi korur, akciğerleri korur. İç kısmında bulunan kırmızı kemik iliği ile kan hücrelerini üretir. Bu da göreviydi. Gerektiğinde kıkırdak dokuya dönüşerek vücuda esneklik sağlar. Kıkırdak dokuya dönüşmez. Aksine kıkırdak doku kemik dokuya dönüşebilir. O yüzden bu yanlış bir ifade. 1-2-3 cevabımız Deniz'de. Evet, dördüncü sorumuz. Aşağıda bir kemik yapısı verilmiş. Bazı kısımları numaralandırılmış. Bu numaralı kısımların hangi ikisi yer değiştirdiğinde yanlışlık giderilir. Şimdi bir uzun kemik verilmiş. Baş kısım var, uç kısımları, bir de gövde kısmı var. Baş kısmında süngerimsi kemik doku ve içerisinde kırmızı kemik iliği olacak. Ve gövde kısmında ise ortada ilik kanalının içinde sarı kemik iliği olacak. Yani kim değişsin arkadaşlar? 1 ve 2 değişsin. Cevapta yanlışlık olmaz o zaman.
Evet, dördüncü sorumuz Adana dedik. Evet, beşinci sorumuza geldik. Hiyalin kakırdak aşağıdaki yapılardan hangisinde bulunmaz? Şimdi biz nerede bulunur demiştik hiyalin kakırdak? Burundan başlayayım. Burun, soluk borusu. Akciğerlere geldiği zaman iki kola ayrılıyor, bronşlar dedik. İskelet, yani embriyonik dönemdeki iskeletimiz dedik. Uzun kemiklerin baş kısımlarında, o eklem bölgelerinde bulunur dedik. Evet, burun olur, kaburga uçları olur, bronşlarda dedik, soluk borusunda dedik, ama kulak kepçesinde hangi kakırdak var? Elastik kakırdak var, esnektir çünkü orası. Evet, altıncı sorumuzda aşağıdaki grafikte büyüme çağındaki bir çocukta görülen hormon eksikliği sonucunda kas ve kemik gelişiminin uzun zaman içerisinde değişimi gösterilmiştir diyor. Şimdi kas ve kemiklerin gelişimi gitgide zamanla azalmış. Buna göre bu hormon hangileri olabilir? Yani büyüme hormonu kas kemik üzerinde büyük etkisi vardır, azalmış olabilir. Tiroksin hormonunun da çocuklarda özellikle metabolizmaya etki ettiği için fiziksel gelişime, büyümeye de etkisi vardı. Oksijen metabolizmasına etki ediyordu. O yüzden bu da olabilir. Ama FSH'ın üreme ile ilgili görevi var. Gonadlara etki eder. O yüzden yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 Bolu. Evet, geldik ikinci testimize. Bir adım ötesi testimiz. Şimdi elastik kıkırdak bükülme özelliği yüksektir. Elastik lif bulunur demiş. Hiyalin kıkırdak bükülmeye karşı dayanıklıdır. Kolajen lif bulundurur. Fibroz kıkırdak basınca ve çekmeye karşı dayanıklıdır. Fazla miktarda kolajen bulundurur. O yüzden basınca ve çekmeye en dayanıklı olan kıkırdak fibroz kıkırdaktır. Şimdi bu kıkırdak doku örnekleri şekil olarak verilmiş. Hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Şimdi hiyalin kıkırdak nerelerde var? A'da kaburga uçlarında var. Başka bu uzun kemiklerin baş kısmında, D'de var. Bir de soluk borusu bronşlarda var. A, D, E yazdık. Elastik kıkırdak kulak kepçesinden içeri doğru gidiyorduk. O yüzden sadece C buraya ait. Fibroz kıkırdak ise nerede vardı? B'de bu omurlar arası diskler var. Başka köprücük kemiğiyle ilgili bir şey vermemiş. Evet, bu da B'de var. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Evet, ikinci sorumuz aşağıda iskelet sisteminde yer alan bazı kemik çeşitleri X, Y, Z şeklinde gösterilmiştir diyor. Bu kemiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi X ile gösterilen uzun kemik. Y ile gösterilen bilek kemiği kısa kemik. Z ile gösterilen kafatası kemiği de yassı kemik olarak vermiş. Şimdi hangisi yanlıştır bakalım. Y kemiği ilik kanalı içermez. Evet, Y'de ilik kanalı yok. Sarı kemik iliği de yok. Doğrudur. Z kemiğinin dışında serk kemik doku, içinde süngerimsi kemik doku yer alır. Evet, dış kısmında periostun altında sıkı kemik, onun altında da süngerimsi kemik bulunur. Doğrudur. X kemiğinin baş kısmında sıkı kemik doku, gövde kısmında süngerimsi kemik doku. Şimdi sıkı kemik doku baş kısmında da var, gövde kısmında da var. Ama gövde kısmında süngerimsi kemik doku yok. O yüzden Ceyhan yanlış. X kemiğinin ortasındaki ilik kanalı sarı kemik iliğiyle doludur. Doğrudur. X, Y, Z kemiklerin dış yüzeyinde periost bulunur. Evet, tüm kemiklerde periost bulunur. Sadece o saydığımız yapılardan sarı kemik iliği ve enfis plağı sadece uzun kemiklerde bulunur. Geri kalan yapılar bütün kemiklerde mevcuttur diyelim. Cevabımız Ceyhan. Son sorumuz. Evet, üçüncü ve son sorumuzda bir kemik şekli verilmiş. Kemik dokuyla ilgili yanlıştır diyor. Hücrelerine osteosit denir. Doğrudur. Söylemiştik, yıldız şeklinde hücrelerdir. Sitoplazmik bağlantılarla birbirine bağlantılıdır. Kemik hücrelerinin beslenmesinde Havers-Volkmann kanalları görev alır. Evet, boyuna kanallar Havers, enine kanallar Volkmann kanallarıydı. Havers kanallarının içinde kan damarları, sinirler bulunur ki osteositler beslensin diye. Havers kanallarının birbirine bağlayan yatay kanalları Volkmann kanalları demiştik. Kemikleri saran zara kondrin adı verilir. Kemikleri saran zara periost denir. Kondrin kıkırdak dokunun ara maddesidir. O yüzden cevabımız yanlış olan Edirne'dir. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın.